Evet, Amasya'dan merhabalar. Şimdi Balıklı Silah Sanayi'nin S20, Makarov S20 modeli şarjörlü altüferin tanıtımını yapacağız. Bunu çok detaylı ve çok büyük bir sökme yapmayacağım. Çünkü bunların bazı yerlerinin pimlerinin yeni olduğu için tüfeğimiz biraz sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden size tanıtım için ve kutu açılımını göstermek için böyle bir tanıtım yapacağım şu an. Şimdi tamam, bu tüfeğimizi aldığımız zaman içerisinden bir adet üstten taşıma kulpu, şu şekilde. Bir adet içi boş olduğunda kullanılmak üzere şu şekilde bırakılması için şöyle göstereyim. Bir önce tüfeğimizi alalım. Tüfeğimiz bu, boş. Şarjörümüz de boş. Bu da mekanizmayı üzerine bırakıp tüfeğimizin boşta ve emniyette olduğunu göstermek için firma buna kadar içine koymuş. Evet, bunu çıkarıyorum. Dediğiniz gibi 20 kalibre bir tüfek. Biraz sonra atışlarını yapacağız. Oradan da göstereceğiz. Bir adet 2+1 şarjör, bir adet 5+1 bir şarjör ve bir adet de 10+1 şarjöre sahip. 10 tane koyduk biraz önce. Atış yapmadan önce de yine deneyeceğiz. Tüfeğimizin özellikleri, içinde gelen malzemeler bunlar. Bir adet keskinleşince ve yatarak atışlar için alttan pikatinli raya tutturulmak üzere konulmuş bir çatal ayak. Ayar vidaları, namlu içindeki ve namlu yatlarındaki parçaları sökmüş, şimdi bir adet anahtarına kadar koymuşlar. Ve bir adet de askeri taktikal kayış. Bu şekilde. Bunu da oradan takıp göstereceğim. Onu da takmak için bir adet kayış koymuşlar. Şimdi tüfeğimizin özelliklerine geleceğim. Tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo 200 gram. Bu tüfek 3 kilo 200 gram ağırlığında bir tüfek. Yani bir adet şarjörüyle şöyle ve üstteki bu tutma kulpuyla beraber 3 kilo 200 gram. Tüfeğimizin ağırlığı bu. Namlusu şuradan itibaren bu bölgeye kadar 50 santim. Toplam boyu 100 santim. Yerden yüksekliği de 25 santim. 5+1 şarjörüyle. Orta şarjör olduğu için buna göre ölçülmüş. Yerden yüksekliği de 25 santim bir tüfek. Bu tüfeğimizin özelliklerinin bazıları da şöyle. Şurada bir adet el kundağının üzerine takılabilen ek bir parça. Daha rahat kendimize tutup çekmek için şöyle kavisli bir parça kullanılmış. Derinlere hafifletilmiş. Yanlarda hava kompansatör delikleri var. Gaz atması için. İki tarafında asit kayışı aparatı var. Şarjörü boşaltma, şarjörü bırakma düğmesi. Tüfeğimiz geride kaldığı zaman atış yaptık. Şarjörü takarken de şu arkadaki mandalı geriye doğru tutacağız şöyle. Bu yerine geçecek. Şu şekilde. Çektiğimizde böyle kaldığı zaman düşürme mandalı da şu. Buna bastığımız zaman bu şekilde düşürür. Şöyle de göstereyim. Şarjör sökmek için bir aparat demiştik. Şarjör direkt basınca çıkıyor zaten. Bu Çor kamuflajına benzetilmiş güzel bir kamuflaj. Burada diğerlerinden farklı olarak üzerine hareketli, yani yatıp kalkabilen bir arpacık ve geç sistemi koymuşlar. Pikatinli rayın üzerine takılıp sökülebiliyor. Buradan bir adet yıldız tornavida ile bunu söküp yerine takabiliyoruz. Bir adet de önden ayarlı bir arpacık var. Sağdan soldan aşağı yukarı ayarlanabilen bir ek arpacık var. Bir adet de küçük temizleme yağı koymuşlar. İçerisinde hemen hemen bütün malzemeleri var. Ve artı olarak da bir adet red dot green dot çift özellikli kırmızı ve yeşil red dot özelliğine sahip bir Comet marka cihaz koymuşlar. Bunu ben atışta kullanmayacağım. Çünkü bunun sıfırlamasını biz yapmadık. Yanından iki tane aşağı yukarı sağa sola sıfırlama aparatları var. O kadar detaylı uğraşmayacağız. Atış yaptıktan sonra veya avdan sonra bunları şu şekilde bastırarak indiriyoruz ve bunu atışta kullanıyoruz. Sol iç kısmındaysa emniyet mandalımız var. Emniyet mandalı direkt aynı M16'lardaki gibi aşağı doğru bastığınızda açılıyor, yukarı doğru kaldırdığınızda kapanıyor. Mekanizması normal, gazlı sistem bir gazlı sistem alt tüfeğinin mekanizması. Namlu üzerinden gidip gelin mekanizmaya sahip. Full metal bir gövdesi var.
ağırlık olarak 3 kilo 200 gram Buhari ile şuradan 3 adet ayarlı omuzumuza göre, atıcının boyuna göre ayarlanabilen bir sistemi var. Dipçik arkasında yumuşak bir pet kullanılmış. Lastik pet omuzumuzu acıtmasın diye. Ve dipçik üzerine de şu şekilde bir vidayla kaldırılabilir. Dürbüne göre yanaklık ayar vidası konulmuş. Bu şekilde aşağı yukarı atıcının yüzüne göre ya da mesafeye göre ayar yapmak için böyle bir dipçik sistemi yapılmış. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Kutul açılımı da bu. Sadece bunların modellerinde şu fark ediyor, değişiyor. Şuradaki bu alev gizleyen aynı zamanda da namlu giydirmesi. Buna giydirme diyorlar. Bu namlu giydirmesi delikli, yine kambreş kaplı bir namlu giydirmesi var. Şu da bir yere dayayıp ateş ettiğimiz zaman hem şu deliklerden hem de şuradaki deliklerden havayı tahliye ederek namlu yarmasını engellemek için tasarlanmış bir sistem. Geri kalan kısmını sökmeyeceğim. Namlusu da normal 4140 delme çelik namlu 4140 bir mekanizma. Üzerinde de alaşımlı metalden. Bunun görevi de hem namluyu ve el kundağını birbirine sabit olarak tutmak için yapılmış bir sistem. Bunda çok çeşitli atışlar yapabilmek için bunu söktüğümüzde yana takıp üzerine reddotu takıp ve diğer tarafına da fener, altına da lazer, yanına lazer, altında fener. Artık bu sizin hayal gücünüze kalmış. 30 santim bir tane, 25 santim özür dilerim, 25 santim bir tane, 5'er santimlikte 3 adet, 4 adet önlerde pikatini ray sistemi var. Bunun üzerine şu şekilde takıp, şu şekilde ateş etmek için de ateş de edilebiliyor bununla. Bu şekilde ateş edebilirsiniz. Lazer veya da frenin altına takıp ateş edebilirsiniz. Çok amaçlı taktikal tüfek diye geçiyor bunlar zaten. Bu tüfekleri ben hiçbir şekilde kuş avında tavsiye etmiyorum. Çünkü bundan saçma attığınız zaman vuramazsınız. Bundan zorlu tek kurşun, yani şu kurşunlara domuz avında kullanmanız gerekir. Diğer avlarda bu tüfeğin çok bir etkisi yok. Çünkü daha önce ben de vardı kullandım. Kuş avları için etkili bir tüfek değil. Ancak hobi atışlar için veyahut da eğlencelerdeki atışlar için veya bir piknik alandayken yapılan atışlar için, düğünler demiyorum artık yasak, domuz avları için en güzel tüfek bunlar. Tüfeğimizin özellikleri de bu kadar. Toplam boyu 100 santim, 3 aşamalı dipçik var atıcıya göre ayarlanabilen, 2 adet önden ve arkadan kalkabilen arpacık ve geç sistemine sahip. Bir de şunu göstereyim, geç sisteminde 2 tane uzak mesafe atış için şunu kapattığımız zaman delik küçülür ve daha uzak bir mesafeye atışı sağlar. Bunu aşağıya indirdiğimiz zaman da yakın hedefler için büyük delikten ateş etme imkanı sağlar. Sağa sola ayarlı bir geç sistemi var. Arpacıkta önden tırnak hareketiyle yine sağa sola ayarlanabilir durumda. Özelliği bu. Biz de yolumuza tavsiye ettik. Orhan Koç Dayıoğlu benim. Kendisine tavsiye ettik. Bütün işlemlerini tamamladık. Bu tüfeği aldık. Kendisine de güle güle kullansın. Hayırlı olsun. Birazdan da atış testlerinde hep beraber bölüşeceğiz inşallah. Şimdi bir 10 mermi ben atacağım. Dayıoğlumun tüfeği Orhan. Bir de o atacak birkaç fişek. Sadece amacımız burada test etmek. Üstünde red dot ve green dot var. Tabii bu bizim işimize yaramayacak. Çünkü bunu bize göre sıfırlamadığınız için bunu söküp alacağım. Şimdi oradaki hedefe 2 adet atış yapıyorum. Şöyle bir normal genel görüntüsünü gösterelim. Aslında sola doğru kay. Evet, genel görüntüsü bu. 20 kalibre. Askeri kayış şeklinde bir as kayış yapmış. Tabii normal arazide domuz avları için. Bu tüfeği hiçbir şekilde ben kuş avı için tavsiye etmiyorum. Çünkü kuş avında hiçbir iş yapamazsınız. Bir de 20 kalibre zaten. Sadece tek kuşun atışları ve domuz avları için çok etkili bir. Ve şimdi bir atış yapacağım. Evet. Şimdi o hedefe 10 adet atış yapacağım. Şurada hareketli gezleri var. Bunları açıyoruz. Bunlar da bize göre sıfırlı değil. Vuramayabiliriz belki ama buradan da dipçiğini istediğimiz boyaya getiriyoruz.
Evet. Buradan deldiğini ben görebiliyorum. Birazdan hedefe getirip bakacağız. Şimdi dayı oldu aynı hedefe geldi. Ağzına verdin mi? He. Biraz sola doğru yatır, delikler aynı hizaya gelsin. Henüz yeni tüfek, kutusundan yeni çıktı. Al döndü yukarı. Al sağa yukarı. Evet. Şimdi tüfek daha sıfır, kutusu burada. Kutuyu da gösterelim. Zaten tanıtımda gösterdik ama burada da bir görünsün şöyle. Ben de bir hedef alayım, geleyim. Vuruş var. Dediğim gibi bu tam ayarsız olduğu için hiç sıfır bir ayar yapmadan sadece kutuda çalışıp çalışmadığını test ettik. Atış yaparken önce emniyet, hiç kimsenin olmadığı bir alanda yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yakın mesafeden de hedefimizin ön atış yapmamış bölgesine bir atış yapacağız. Yapalım. Bir daha. Evet. Gayet etkili ve başarılı bir atış. 28 gram, 20 numara bir yakın hedefe deneyeceğim bakalım. Oluyor mu? Şansımızı deneyeceğiz. Evet. 2 adet vuruş. 1, 2. Gayet güzel ve başarılı bir tüfek. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.